Melih Altınok, feyzi iş başaran içinizden biri. Feyzi iş başaran hafta sonu Twitter'da Cumhurbaşkanı ve eşiyle ilgili ağza alınmayacak küfürler etti. Bununla da yetinmeyen iş başaran, Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ödül törenine katılan kadın sanatçılara ve yazarlara da küfür etti. Bu şahsı daha önce de etyen, mahcupyan gibi bazı yazarlar hakkında verdiği ölüm fetvalarından hatırlıyoruz. Mecrubun teki işte diyerek geçiştirilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Zira medyadan sanat dünyasından ve siyasetten bir kesimin bu eski vekilin kabul edilemez davranışları karşısında sergilediği suskunluk ciddi bir tehlikeye işaret ediyor. O da iş başaran gibi aktörlerin marjinal tavrının olağanlaşması. Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın alemi yok. Sözünü ettiğim kesimler iş başaranın, hedef gösteren cinsiyetçi aşağılık sözlerini yüreklerinin yağı eriyerek karşıladılar. Aksi olsa köşelerinde, programlarında ya da hiç olmasa sosyal medya hesaplarında Usulen de olsa bu adamı eleştirmezler miydi? Hanım kelimesinden alınıp sokaklara dökülen dernekler, partiler, Cumhurbaşkanının eşi ve kadın sanatçılar hakkında sapıkça sözler söyleyen bu adam için bir kınama bildirisi bile yayınlamaktan imtina eder miydi? Elbette bu iğrenç davranışa verdikleri onayın kanıtı yalnızca suskunlukları değil, kimi sanatçılarımızı geleceğe dair umutlandıran gezi sürecinde meşhurların serisinin dil ve üslubu çok mu farklıydı sanki? Arşivlere girmekten erinen sokağındaki o dönemlerden kalma herhangi bir duvar yazısına bakabilir. Ama bu yol yol değil. Muhafazakar bir iktidarın muhafazakar politika üretme hakkının kendisini toplumsal gerginlik vesilesi sayacak kadar kibirli hale gelenler, muhalefeti örgütledikleri şiddet zemininin ne kadar kaygan olacağını hesaplamalılar. Kategorik olarak reddettiklerinin onurunu, şahsiyetini, özgür iradelerini, iğrenç bir sokak jargonuyla aşağılamayı, kendine Hak gören ve bunu muhalefetin meşruiyetine dahil edenler şiddetin mimarlarıdır yerlerde sürünen ifade özgürlüğü değil ifadeleriniz. Ülkedeki gazetelerin ve televizyonların yarısı halkın çoğunluğunun tercihine ve onların temsilcilerine yönelik nefret dilini sıradanlaştıran bir yayıncılık yapıyor. Üstelik bu marjinal bir hal değil. Merkezin karakteristiği buna karşın ifade özgürlüğü konusunda sınırlamalar olduğu iddia ediliyor. Hakikaten merak ediyorum siyasal iktidarın politikalarını onaylamanın cesaret gerektirdiği basın ve sanat camiasında. Fikir fikirleri geçtim. İfade edilemeyen hangi küfür ve hakaret kaldı? Lütfen bu yazıyı okuduktan sonra şöyle bir gazete manşetlerine ve köşelere göz atın. Yerlerde sürünen gerçekten iddia ettiğiniz gibi ifade özgürlüğü mü yoksa ahlakınızın göstergesi diliniz, üslubunuz ve hakkaniyetiniz mi? Tarih filmlerinin, kitaplarının satması ya da iş bulmak uğruna dünün karanlığına metiyeler düzenleri, sanatçı arkadaşlarının, gazeteci meslektaşlarının lincine sessiz kalanları hiç unutmadı unutmaz da ne diyelim Allah çarşınıza göre pazar versin. Melih Altınok Türkiye